Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine videolarımızda canlı görsellikle birlikte sizlere doğadaki şifalı bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzdaki konu iğnelik otudur. Leylek gagası, turna gagası gibi isimleri olan iğnelik otunu öncelikle bir demet böyle devşirerek nasıl bir ot olduğunu sizlere görsellik olarak tanıtıyoruz. Bitkinin bu meyvelerin ucundaki bu çıkıntı, yani bir kürdana benzeyen sapı bir kuşun gagasına benzediği için leylek gagası, turna gagası denmektedir. Çiçekleri de böyle ebe gümecini andıran çiçekleri vardır. Yenilebilir bitkilerdendir. Ebe gümeci gibi çiçeklenmeden ve meyvelenmeden önceki dönemlerinde hasatı yapılarak, devşirilerek tüketilmektedir. Kurutularak çay yapılmaktadır. Yani bir fincan içeceğimiz leylek kakası çayı stres, kaygı, endişe, vesvese, halüsinasyon belirtilerini azaltmaktadır. Ruh ve beden sağlığına faydalıdır. 40 yaş üzerindeki bayanlarda menopoz belirtilerinde yararlıdır. Sakinleştirici özelliği olmaktadır. Antibakteriyel, ağrı kesici ve iltihap giderici de özelliği olmakla birlikte romatizma, kireçlenme ağrılarında, fıtık tedavilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca migren, baş ağrılarında faydalı olmaktadır. Hazırlayacağımız leylek turna gagası otunun çayını şampuanlarımıza, banyo sularımıza katarak, banyo suyunu yaparak çeşitli cilt hastalıklarında, kulunç ağrılarında, sivilce, alaca, benek hastalıklarında, cıban, apse, varis tedavisinde faydalıdır. Tonik etkisi oluşturmaktadır. Çayını yaparak içtiğimizde kolesterol hastalıklarında faydalıdır. Sindirim sistemine yararlıdır. Mide ağrılarında şişkinlik ve üşütme, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlere karşı faydalıdır. Kabızlık yapıcı özelliğinden neticesinde ishal hastalıklarında demleyeceğimiz leylek gagası otu kabızlık tedavisinde kabızlık yapıcı özelliğinden neticesinde kullanılmaktadır. Diyabet, şeker hastalıklarında kan şekerini düzenleyici özelliği vardır. Kardiyolojik hastalıklarda, yani kalp ve damar hastalıklarında, kolesterol hastalıklarında faydalıdır. Zira kanın damarlarda daha hızlı ve akışkan akmasını sağlamaktadır. Haricen ve dahilen yaraların üzerine kullanılarak, sürülerek kullanılmaktadır. Çay yapılarak içilmektedir. Kanı temizlediği için kolesterol hastalıklarında faydalıdır. Geniş anlamda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Astım, bronşit, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarda faydalıdır. Karaciğerde bulunan toksinleri idrar ve terleme yoluyla dışarı atmaktadır. Terletici de özelliği olduğundan ateşli hastalıklarda vücudun direncini arttırmaktadır. Beden ve ruh sağlığında sakinleştirici özelliği olmaktadır. Duygu bozukluğu olan insanlarda içecekleri bir bardak iğnelik otu şifa vermektedir. Stres altında çalışan, baskı altında, uzun yorucu maratonlu işler altında çalışan kişiler için de faydalıdır. Kafamızdaki stresi atıcıdır. Uykusuzluk problemlerinde yararlıdır. Birçok anlamda faydalıdır. Vücuda kuvvetli enerji de vermektedir. Şifalı bir bitki de olmaktadır. Faydaları saymakla da bitmemektedir. İdrar yollarında, prostat hastalıklarında faydalı olan ve karaciğer hastalıklarında faydalı olan bu ot, balgam söktürücü, öksürük kesici de özelliği olmaktadır. Göz sağlığı için de yararlıdır. Birçok anlamda fayda sağlamaktadır. Haricen çayı yapılarak ve lapas yapılarak da kullanılabilmektedir. Cilt hastalıklarında, alaca leke hastalıklarında faydalıdır. İşte bitkinin meyveleri bu şekilde olmaktadır. Yaprakları da böyle ince çentikli olmaktadır. Bundan 4000 yıl önce bildiğimiz akrep yel kovan saatleri, kum saatlerini eski Mısırlılar bu leylek gagası, turna gagasının bu
çubuk gibi olan meyveler veyahut da sebzelerinden esinlenerek kum saatini ve analog o duvar saatleri, yani akrep yol kovanlı kurmalı saatleri ilhamında leylek gagası, turna gagası esinlenerek yapılmıştır. Leylek turna gagasının birçok alanda kullanım alanları vardır. Kalp ve damar hastalıklarında, kötü kolesterol, hipertansiyon, menopoz, şeker, diyabet hastalıklarında, depresyon hastalıklarında, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda, idrar ve safra kesesi hastalıklarında ve karaciğer hastalıklarında, toksin hastalıklarında, üst ve alt solunum yolları hastalıklarında ve birçok anlamda faydalı olan bir bitkidir. Yani zararları pek az olan bir bitkidir. Kurutulmuş leylek gagasını bir tatlı kaşığı veyahut da bir yemek kaşığı kadar uygun olan şartlarda suya eklenerek, demlenerek, hem banyo suyumuza katarak, banyosunu yaparak birçok anlamda cilt hastalıklarında fayda sağlanabilmektedir. Sınırlı kullanımlara tavsiye edilmektedir. Zira insanoğlunun metabolizması bu otçul memelilere göre yeşil ot ve bitkileri sindirmeye, bunların şeyini hazmetmeye pek de uygun yaratılmadığı için Yüce Hak Teala'nın hikmeti tecellisiyle, yani bizler bir otçul memeli gibi çayırlarda, çimenlerde otlayamayız. Bir otçul memeli hayvan da bizim yediğimiz, içtiğimiz yiyecekleri, içecekleri tüketemez. Yani ya, Yüce Allah böyle hikmeti tecelliyle yaratmıştır. Bizim söyleyeceklerimiz şimdiden bu kadardır. Çeşitli sağlık ansiklopedilerinden derlediğimiz bilgileri araştırarak, ortak yönünü bularak ve bitkileri bularak sizlere dilimizin döndüğü kadar hem bitkileri görsel anlamda tanıtmaya çalışıyoruz, hem de faydalarından, yararlarından bahsetmeye çalışıyoruz. İşte turna gagası, leylek gagası,